Yakub-u Çerhi, Kuddise Sırru, Azizan Yolu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri Kuddise Sırru'nun insanları Allah yoluna sevk ettiği muhabbetli yıllarda İslam aleminin doğuda en önemli iki bölgesi vardı. Mavera-ün-Nehir ve Horasan. Doğu denilince akla İran'ın doğusu geliyordu. Aslında Horasan, Mavera-ün-Nehri de içine alan kocaman bir bölgeydi. Bu bölge, İran'ın hemen doğusunda Nişabur şehri ile başlar, Buhara ve Semerkant'tan Çin sınırına kadar uzanır, güneyde ise Afganistan'a kadar devam ederdi. Buranın önemli ilim merkezleri vardı. Merv, Herat, Gazne, Belh, Kabil gibi. İşte bu bölgeleri dolaşmış bir ilim talebesi, Herat ve Mısır'da bulunan alimleri de dolaşmış, zahiri ilmini tamamlamıştı. Mısır'daki devrin büyük allamesi Şahabeddin-i Şirvani'den tefsir, hadis, fıkıh, itikat gibi İslami ilimlerden mezuniyet belgesini de almış, artık memleketine dönme zamanı gelmişti. Yetişmesinde emeği geçen insanlara, doğup büyüdüğü vatanına hizmet etme zamanının geldiğini hissetti. Hocasının elini öptü ve Mısır'dan ayrıldı. Bir zamanlar ilim öğrenmek için seyahat ettiği yollardan şimdi geriye dönüyordu. Mavera-ün-Nehir bölgesinin önemli ilim merkezi Buhara'ya uğradı. Oradan da Gazne şehrinin Çerh köyüne gitmeyi düşünüyordu. Bu ilim yolcusunun adı Çerhli Yakup idi. Bu yüzden kendisine Yakub-u Çerhi denilirdi. Yakub-u Çerhi yıllarını alan zahir ilmini tamamlayınca bir karar verdi. Artık zaman bildiklerini hayata aktarma dönemiydi. Bu yüzden yıllardır sevgi ve muhabbet duyduğu ama bir türlü aralarına karışıp onlardan biri gibi olamadığı dervişlerin dergahına gitmek istiyordu. Devrin Gönüller Sultanı Şah Nakşibend Kuddise Sırru Hazretlerinin dergahına ve sufilerinin arasına, Buhara'nın Kasr-ı Arifan köyüne doğru. Gerçi Şah-ı Nakşibend Kuddise Sırru Hazretlerinin ismini çok iyi biliyordu ve dergaha gidip gelmişti. Onun dervişleri arasına girmişti. Ama önce ilim öğrenmem gerek diye düşünerek zahiri ilimleri tamamlamıştı. Ve Yüce Allah onun hakkında böylesi bir ilahi kader çizmişti. Önce zahir, daha sonra ise batın ilminin sevgisini ona vermişti. İşte bu sevgiyle Yakub-u Çerhi Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin huzuruna vardı, elini öptü, yıllardır gönlünde sakladığı niyetini arz etti. Efendim, artık rahmet nazarınızı daha fazla hissetmek istiyorum. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ona şöyle dedi. Şu an memleketine mi dönüyorsun? Yakub-u Çerhi, evet efendim ama sizleri çok seviyorum. Ve bundan böyle ömrümün kalan günlerini artık size hizmetle geçirmek istiyorum, dedi. Şah Nakşibend, niçin, diye sordu. Yakub-u Çerhi, sizler şanı büyük zatlardansınız. Halk arasında hüsnü kabul görmektesiniz, deyince, Şah Nakşibend, insanların bize itibar etmelerinin sebebi nedir? Bu şeytanın bir aldatmacası olamaz mı, diye sorunca, Yakub-u Çerhi, hayır efendim, halkın size itibar etmelerinin asıl sebebi, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah bir kulu severse, o kulunun sevgisini insanların kalplerine de yerleştirir, buyurduğu esasına dayanır. Ben buna inanırım, diye cevap verdi. Yakub-u Çerhi'nin bu sözlerinden Şah-ı Nakşibend Hazretleri memnun oldu. Ona şöyle dedi. Bizler Azizan Hazretlerinin yolundayız. Yakub-u Çerhi Kuddise Sırru, Şah-ı Nakşibend Kuddise Sırru Hazretlerinin bu sözlerini duyunca irkildi. Zira bir ay kadar önce gördüğü rüyada kendisine Azizan müridi olmalısın denilmişti. Yakub-u Çerhi kendisini toparladı ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin yanından ayrılmak üzere izin istedi. Şah-ı Nakşibend Hazretleri ona, ''Bana bir emanet bırak, onu gördükçe seni hatırlayayım.'' dedi. Ancak bir ilim yolcusunun üzerinde ne olabilirdi ki? ''Efendim,'' dedi Yakub-u Çerhi, ''sahibi olduğum bir eşyam yok.''
Şah-ı Nakşibend Hazretleri, "O zaman ben sana küfiyemi hediye edeyim. Belki ona baktıkça beni hatırlarsın. Beni hatırladığında hemen yanında olurum. Yolculuk sırasında da Mevlana Taceddin Güleki ile karşılaşacak olursan kalbine sahip ol. Zira o Allah'ın veli kullarından biridir," dedi. Yakub-u Çerhi, ihtimali Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin bu sözlerine o anda bir anlam veremedi. "Belh şehrine uğradıktan sonra memleketime gideceğim. Onun dediği zatsa Gülek'te yaşıyor. Belh nere, Gülek nere?" diye içinden geçirdi. Yakub-u Çerhi, Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden izin aldı. Yola çıktı. Ne var ki yolda sebepler birbirini izledi. Ardı ardına gelen beklenmedik olaylar sonucu Gülek şehrine uğramak zorunda kaldı. Mevlana Taceddin Güleki Hazretlerinin dergahına konuk oldu. O günleri kendisi şöyle anlatır: "Gülek'te karşılaştığım bu olay Şah-ı Nakşibend Hazretlerine karşı sevgimi bir kat daha arttırdı. Orada onun sözlerini hatırladıkça kendisine olan özlemim çoğaldı. Güvenim sonsuz hale geldi. Dergâhtan ayrıldığıma çok üzüldüm. Memleketime vardım ama çok kalamadım. Hemen Buhara'ya geriye döndüm." Yakub-u Çerhi Hazretleri, Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin dergâhına döndüğünde kendisini bir dizi tasavvufi sırlarla örtülü olaylar içinde buldu. Örneğin Buhara'da bir meczup vardı. Yakub-u Çerhi onu çok önceden tanıyordu. Yanına vardı, meczup da Yakub-u Çerhi'nin gelişine çok sevinmişti. Onu görür görmez meczup şöyle dedi: "Acele et, durma." Ama bir yandan da elindeki sopayla yere çizgiler çizdi. Yakub-u Çerhi Hazretleri, "Bu çizgileri sayayım. Toplamı tek sayı olursa Şah-ı Nakşibend Hazretlerini hemen ziyarete gideyim. Çünkü Allah tektir, tek olan her şeyi sever," diye düşündü. Tüm çizgileri saydı, tek sayı çıktı. Hemen Kasr-ı Arifan köyüne ve Şah-ı Nakşibend Hazretlerinin dergahına yöneldi. Kasr-ı Arifan köyüne ulaştığında Şah-ı Nakşibend Hazretleri müritlerine sohbet ediyordu. Mescitte kendisine uygun bir yer buldu. Biraz bekledi, sonra bir ara yanına yaklaştı. Şah-ı Nakşibend Hazretlerine başına gelenleri bir bir anlattı. Şah-ı Nakşibend Hazretleri şöyle dedi: "Artık vukuf adediyle zikretmelisin." Dergaha gelinceye kadar gerçekleşen hadiseler karşısında Yakub-u Çerhi Hazretleri düşündü ve içinden, "Meczubun sözleri hiç de boş ve anlamsız değildi," dedi. Gönüller Dergahı. Bu ve benzeri olaylar gerçekleştikçe Yakub-u Çerhi'nin gönlü mürşidine daha fazla bağlanıyordu. Kendisi şöyle diyor: "Her geçen gün Şah-ı Nakşibend Hazretlerini daha fazla ziyaret etmek istiyordum. Çünkü onu her görüşümde şefkatinin tesirlerini kalbimde hissediyordum. Ona olan sevgim, bağlılığım artıyordu. Bu yoldaki samimiyetim çoğalıyordu. Bu durum bende öyle bir hale geldi ki artık şuna kesin olarak inandım. Bu zamanda Şah-ı Nakşibend Hazretlerinden daha faziletli bir mürşid-i kamil yoktur." Böylece Yakub-u Çerhi Hazretleri'nin kalbinde Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin sevgisi ve muhabbeti tam olarak yerleşmiş oldu. Artık mürşidine her bakışı önceki gibi değildi. Bu onun tasavvufi konularda yetişmiş olduğunun da bir işareti sayılırdı. Yine bir gün Kur'an-ı Kerim okurken, "İşte o peygamberler Allah'ın hidayet ettiği kimselerdir. Sen de onların yoluna uy." Mealindeki ayetin tesiriyle gönlüne gelen hikmetler sözlerine şöyle yansıdı: "Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı göremedim. Ama onun yolunu izleyen ve ona tabi olan kişilerden birini gördüm. Ben de onları takip etmek suretiyle dinime daha fazla sarılmak istiyorum. Mürşidimi bu yüzden çok seviyorum." Yakub-u Çerhi Hazretleri o sırada Fetihabad'da bulunuyordu. Fetihabad, Buhara'nın dış mahallelerinden biriydi. Vaktiyle burada devrin büyük alimi Seyfettin-i Baherzi yaşamıştı. Bu zat alim ve abitti. Fazilet sahibi büyük bir veliydi. Bu zata vaktiyle intisap etmiş veliler, halifeler ve alimler Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin yanına gelir, zaman zaman görüşürlerdi.
Seyfettin-i Baherzi Hazretleri sağlığında Fetihabad'da da bir dergah yaptırmıştı. Kendisine Şeyh-i Alem denilirdi. Dergahında sufileriyle sohbetler eder, zikirler düzenler, meşhur hadis kitabı Sahih-i Buhari'yi okuturdu. Bölgenin en büyük velilerindendi. Aynı zamanda o, Necmettin-i Kübra Kuddisesürruh Hazretleri'nin de halifesiydi. Moğol istilası sırasında Fetihabad'a yerleşmişti. Pek çok vezir, devlet adamı ve hükümdar kendisini ziyaret eder, kurduğu dergaha maddi ve manevi olarak destek verirlerdi. Abbasi halifeleri ve Hint sultanları onu çok severdi. Onun irşadı sayesinde çok sayıda hükümdar İslam'a girmişti. Moğollar bile ona Ulu Şeyh derlerdi. Birçok eseri vardı. Arapça, Farsça kitaplar yazmıştı. Dervişler, sufiler, müritler ve halifeler yetiştirmişti. Yakub-ı Çerhi Hazretleri içine doğan manevi ilham sayesinde bu zatın kabrini hemen ziyaret etmek istedi. O anı kendisi şöyle anlatır. Şeyh Seyfettin-i Baherzi'nin kabrini ziyaret ederken kendime hakim olamadım. Kalbim sıkıştı, gönlüm daraldı ve ziyaretimi kısa tutmak zorunda kaldım. Zaten Şah-ı Nakşibend Hazretleri'ni de ziyaret edecektim. Daha fazla duramadım. Mürşidimi ziyarete gittim. Kasr-ı Arifan köyüne gittim. Şah-ı Nakşibend Hazretleri dergahın önündeydi. Namaz vakti ise neredeyse girmek üzereydi. Sufiler mescide toplanmaya başladı. Namazdan sonra Şah-ı Nakşibend Hazretleri mübarek yüzünü bana çevirdi. Kendisinde hakikaten müthiş bir heybet, nur ve güzellik vardı. Beni kendisine çeken bir başkalık vardı. Bakışlarından kalbime oklar saplanıyor ama her nurani ok gönlüme haz veriyordu. Gözlerim öne düştü. Dermanım kesildi. Konuşma hissim kayboldu. Şah-ı Nakşibend Hazretleri bana şöyle hitap etti. İki türlü ilim vardır. Biri kalp ilmi, diğeri de dil ilmidir. Kalp ilmi nebilerin, rasullerin mirası olan ilimdir. Bu Allah vergisidir. Allah bazı kullarına kalp ilmini nasip eder. Ona irfan ilmi de denir. Bu ilme sahip olanlara da arif denir. Dil ilmi de önemlidir. Allah'ın bazı kullarına ihsan ettiği bir ilimdir. Bu ilme sahip olanlara alim denir. Sen dil ilminde büyük bir alimsin. Yüce Allah'tan dilerim, niyaz ederim ki Allah sana kalp ilminden de nasip etsin. İnşallah bu ilimden de alacağın pay olur. Şah-ı Nakşibend Hazretleri daha sonra sözlerine şöyle devam etti. Kalp ilmine sahip olan velilerle beraber olduğunda hem diline hem de kalbine dikkat etmelisin. Onlar gönül avcılarıdır. Kalplere girmeyi bilirler. İnsanların istedikleri şeylere bakarlar. İnsanlar istediklerinde doğru iseler ve Hak Teala'yı bulmak istiyorlar ve ona göre murad ediyorlarsa, insanların isteklerinin gerçekleşmesi için Allah'a dua ederler. Allah Teala da o nazlı kullarını kırmaz, dualarını kabul eder. Ben bu yolda şunu öğrendim. Şimdiye kadar dergahımıza gelenler bizim isteğimizle gelmedi. Allah Teala onlara bu yolu nasip etti. İnsanlar da bize yöneldi. Ben bu gece istihare yapacağım. Eğer bu istiharede Cenab-ı Hakk'ın seni kabul ettiğine dair bir işaret görürsem, ben de seni kabul edeceğim. Aslında bu kabul, gönül dergahına kabulün de adıydı. Yakub-u Çerhi Hazretleri, müridi olduğu kapıda yeniden kabul edilmenin ne demek olduğunu o gece anlayacaktı. Bu yüzden o gece bambaşka bir geceydi. O gecenin sabahı kendisini bekleyen belki hizmetler olacaktı, sorumluluklar olacaktı ve o gece yeniden doğuşun şafağı sökecekti. O geceyi şöyle anlatır. Hayatım boyunca o geceden daha zorlu bir günüm olmadı. Adeta korkudan tükendim, heyecandan eridim, bittim. Acaba ben bu kapıya layık olamayacak mıydım? Beni aralarına almayacak mıydı? Garip mi kalacaktım bu kapıda? Ağladım, yalvardım, yakardım Rabbime. Ya Rabbi, ben onları seviyorum. Onlar da beni sevsin, alsın aralarına diye. Sabah namazına değin yalvardım Allah'ıma. Sabah namazı vaktiydi. Müşhedim Şah-ı Nakşibend Hazretleri'nin arkasında namaza durdum.
Namazdan sonra Şah Nakşibend Hazretleri bana Allah mübarek eylesin, seni de dergahımıza kabul ettik dedi. İrşada doğru. Yakub-u Çelhi Hazretleri artık zikir ile yükselme dönemine mürşidinin gözetiminde başlıyordu. Bu yüzden Şah Nakşibend Hazretleri Yakub-u Çelhi Hazretleri'ne özel zikir dersleri tarif etti. Kalp ilminin inceliklerinden bahsetti. Ariflere öğretilen bilgilerden öğretti. Gönlünü manevi ilimlerle besledi. Rahmet nazarlarını onun da kalbine aktardı ve şöyle dedi. Ama sana ledün ilmi gerek. Yakub-u Çelhi Hazretleri o günden itibaren Şah Nakşibend Hazretleri'nin dergahında kalmaya devam etti. Artık mürşidine daha da yakındı. Hizmetlerine daha bir sadakatle sarıldı. Sohbetlerine muhabbetle katıldı. Tasavvuf ilminin mertebeleri arasında yer alan ledün ilmine, kalp ilmine, irfan ilmine yöneldi. Gün geldi, devran döndü ve Şah Nakşibend Hazretleri kendisine şöyle dedi. Artık sen de halkı irşad edebilirsin. Bunun anlamı bazı sufilerin terbiyesini üstlenmekti. Mürşidi hayattayken bu durum büyük bir devletti. Her dervişe nasip olmaz bir nimetti. Zira o, mürşidinin gönlüne girebilen nadir dervişlerdendi. Kamil insanlardandı. O günlerde Şah Nakşibend Hazretleri'nin bir diğer halifesi Alaaddin Attar Kuddüsse Sürruh Hazretleri de bir süredir halkı irşad etmeye devam ediyordu. Çağganiyan bölgesinde sohbetler düzenliyor, insanlara kalp ilminin inceliklerini öğretiyordu. Yakub-u Çelhi Hazretleri irşada başladığı anı şöyle anlatır. Şah Nakşibend Hazretleri o zaman Şeyh Alaaddin ile birlikte sohbet etmemi ve ona tabi olmamı söyledi. Mürşidim vefat edinceye kadar ona bağlı kaldım. Mürşidimin vefatından sonra da Hülgatü'de ikamet etmeye başladım. Yakub-u Çelhi Hazretleri Şah Nakşibend Hazretleri'nin izniyle halife olmuştu. Ama umumi irşat izni Şeyh Alaaddin Attar Hazretleri'ne verilmişti. Zamanı gelince onun halifesi olacak ve Sadat-ı Kiram'ın büyükleri arasına girecekti. Zira bu yolun büyüklerinde şöyle bir usul daha vardı. Bazen mürşid-i kamil tasavvufi terbiyede ilerleyen bir müridine halifelik, şeyhlik görevi verebiliyordu. Ancak aynı zamanda kendisini daha kamil hale getirecek bir başka mürşide de yönlendirebiliyor, onun sohbetlerine katılmasını isteyebiliyordu. Bazen de mürşid-i kamil meşrebi gereği bu yolda müritlerinin daha iyi yetişebilmesi için kendisine intisap eden bazı müritleri aracılığıyla onu manevi olgunluğa ulaştırabiliyordu. Meydana gelebilecek bazı meseleler sonucunda da mürit mürşid-i kamile başvuruyor ve meselesini çözebiliyordu. Bu yüzden tasavvufta hem maddi ve hem de manevi bağlılık yani rabıta çok önemliydi. Yakub-u Çelhi Hazretleri Şah-ı Nakşibend Hazretleri tarafından halife tayin edilmişti. Ama insanları genel anlamda terbiye etme görevini Şah-ı Nakşibend Kuddüsse Sürruh Hazretleri'nin halifesi Alaaddin Attar Kuddüsse Sürruh Hazretleri'nden aldı. Bu yüzden Yakub-u Çelhi Hazretleri insanları irşad edeceği günlere böylesi iki büyük Allah dostu tarafından terbiye edilerek hazırlanmış oldu. Vefatı. Yakub-u Çelhi Hazretleri ömrünün sonuna kadar Hülgatü'de yaşadı. Orada bu yolu devam ettirdi. Kendisinden önceki veliler gibi o da büyük zatlar yetiştirdi. Geride nice halifeler bıraktı. Yakub-u Çelhi Hazretleri velilere alim, alimlere de veli bir zat idi. Yaşadığı süre içinde onun elinde iki büyük emanet vardı. O dil ilmi de denilen zahiri ilimlerde bir deryaydı. Bu haliyle mürşidi Şah Nakşibend Hazretlerine gelmiş, kalplere dair irfan ilmine de sahip olmak istemişti. Allah Teala da ona her iki ilmi nasip etmişti. Böylece o, maddi ve manevi terbiye isteyen insanların gönüllerine sevgi ve muhabbet tohumlarını ekmiş, ilmin ve amelin bütün güzelliklerini göstermişti. Yakub-u Çelhi Hazretleri bu alemden göç ettiğinde zahiri ve batıni ilimlerin rehberiydi. Kur'an ve sünnet ilimlerini canlandırandı. Tasavvuf erbabını hakikat deryasına götürendi. Marifet denizine daldırandı. Tasavvufu yaşamak için öğretendi, yaşatandı.
zahir ilminden sonra ledün ilminin de sultanı, rasullerin ve nebilerin mirası olan irfan ilmini bilendi. Yakub-u Çerhi Hazretleri Hicri 851, miladi 1447 yılında ahirete irtihal etti. Allah Teala rahmet eylesin. Onun vefatıyla asr-ı saadetten günümüze kadar gelen ve Nakşibendi yolunun büyük velileri ve bütün evliya ile her tarafa yayılan Kur'an ve sünnetin yaşanan yönü kaybolmadı, tükenmedi ve bitmedi. Hicri 851 yılında insanlar Sadat-ı Kiram'ın öğrettiği tasavvufi hayatı Yakub-ı Çerhi Hazretleri'nin halifelerinden biri olan Ubeydullah-ı Ahrar Kuddisesürü Hazretleri'nin dergahında da yaşanır halde buldu. Yolumuzu aydınlatan Muhammedi Nur, Ubeydullah Ahrar Hazretleri ile devam etti. Zira bizim silsilede zamanın mürşidi o idi. Yolumuzda o zamana kadar gelen manevi güzellikler ve sırlar artık onun üzerinde tecelli etti. Allah Teala bizleri kendisinden ayırmasın. Allah Teala cümle Sadat-ı Kiram'ın makamını âli kılsın.